Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Sizlerden gelen soruları arada yanıtlamaya çalışıyorum. Bu videonun konusu da o sorulardan biri olacak. Mamografi ile meme ultrasonunun birbirinden farklı ya da üstün yanları var mıdır? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Mamografi bir meme röntgeni ve çok kısa sürede çekilen bu meme filmi ile memenin tümünü görüntüleyebiliyoruz. Meme ultrasonunda ise küçük bir ultrason probu yardımı ile üzerinden geçtiğimiz meme dokusunu bölüm bölüm görüntülüyoruz. Yoğun poliklinik şartlarında hızlı yapılan bir meme ultrasonunda, özellikle büyük ya da çok yoğun memelerde gözden kaçan bir kitle olabilir. Halbuki bunun öncesinde mamografi ile meme taransa, orada saptanan bir lezyon mutlaka ultrasonda aranıp bulunur ve adı konulmaya çalışılır. Yani mamografi ve meme ultrasonu birbirini tamamlayan tetkikler. Mamografi çok kısa sürede çekilir, memeyi tümüyle gösterir. Meme ultrasonu ise vakit alıcıdır. Memeyi kadran kadran tarar ve ultrasonu yapan doktora birebir bağımlıdır. Mamografi tek başına yeterli olabilir mi? Evet, her mamografinin sonrasında mutlaka ultrason yapmak gerekmez. Meme yağ dokusundan zenginse ki 40 yaşından sonra yaş ilerledikçe meme dokusunun yerini yağ dokusu almaya başlıyor. Böyle memeyi, yani yağlı memeyi mamografi çok iyi gösterir. Yağlı bir memede, mamografide hiçbir lezyon saptanmazsa sonrasında ultrason yapmaya gerek olmaz. Mamografi tek başına yeterli olur. 40 yaş altında ise meme yağ dokusundan fakir, meme parenkiminden zengin olduğu için mamografi görüntülemeyi tercih etmiyoruz, ultrason yapıyoruz. Ailede meme kanseri öyküsü varsa 35 yaş, yoksa 40 yaşın altında olan hastalarda ilk seçenek görüntüleme yöntemimiz ultrason. Mamografinin ultrasona en önemli üstünlüğü mikrokalsifikasyon dediğimiz küçük kireçlenmeleri göstermesi. Meme kanserinin en erken bulgusu patolojik mikrokalsifikasyonlar olabilir. Ve bu mikrokalsifikasyonları meme ultrasonu göstermez, mamografi gösterir. Bu nedenle 40 yaşın üzerindeyseniz ve mamografiyi atlayıp direkt meme ultrasonu çektirdiyseniz meme kanseri taramanızı eksik yaptırmış olursunuz. Sadece ultrasonla erken evre bir meme kanseri saptanamayabilir. Meme ultrasonunun mamografiye en önemli üstünlüğü ise radyasyon içermemesi. Ancak günümüz teknolojisinde gelişen dijital mamografi cihazları ile mamografi çekimiyle maruz kaldığımız radyasyonun miktarı 3'te 1 oranında azaldı. Ayrıca zaten günlük yaşantımızda mamografinin neden olduğu radyasyon miktarının bir değil birkaç katı kadar radyasyona zaten maruz kalıyoruz. Mamografinin neden olduğu radyasyonun sizi bu çekimden vazgeçirecek bir zararı yok. Meme kanserini saptamadaki faydası ise oldukça yüksek. Özetle, 40 yaşın üstünde meme kanseri taramasında ilk seçenek görüntüleme yöntemi olan mamografi çok kısa sürede çekilir, tüm memeyi görüntüler ve görüntü kalitesi büyük oranda uygulayıcıya bağımlı değildir. Ayrıca meme kanserinin en erken bulgusu olan patolojik mikrokalsifikasyonları göstermede en üstün görüntüleme yöntemidir. Meme ultrasonu radyasyon içermez, vakit alıcıdır, titizlikle yapılması gerekir ve uygulayıcıya, yani ultrasonu yapan doktora bağımlıdır. Mamografi meme ultrasonundan üstündür ya da meme ultrasonu mamografiden üstündür gibi bir çıkarım yapamayız. Birbirini tamamlayan bu iki görüntüleme yönteminin az önce bahsettiğim farklı yönleri, farklı faydaları var. 40 yaşın altında meme ultrasonu sıklıkla tek başına yeterli olur. 40 yaşın üstünde mamografi tek başına yeterli olabildiği gibi meme ultrasonuyla desteklenmesi gerekebilir. Sizin de aklınıza takılan sorular, anlatmamı istediğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz.